Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. İlk tekrar programımızda FEN'in ikinci dersiyle beraberiz. Artık son dersimiz. Yani FEN de zaten iki ders yapacaktık ilk tekrar programında ve senle beraber bu yolculuğumuzda biliyorsun ilk tekrarımızda şarjımızda olacağız. Ardından da son tekrarımızı yaparak hayalimizdeki liseye emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz Tonguç Eylem Bey'im. Biliyorsun ilk dersimizde mevsimler ve iklimi yapmıştık. DNA ve genetik kodu işlemiştik. Şimdi de Tonguç Eylem Bey'im gerçekten çoğu insanın zorlandığı. Mesela sen zorlanıyorsun bilmiyorum ama katı basıncı, sıvı basıncı, gaz basıncı gibi birazcık daha böyle teorik konular var. Bunlarda en fazla zorlandığın hangi evladım? Bir katı sıvı gaz. Sıvı basıncı hocam. Harika evet birazcık zor gerçekten sıvı basıncı ben de bir anlayamıyorum çok fazla ama belli kuralları var. Bunu öğrenirsen çok rahat bir şekilde halledebilirsin merak etme. Sana bunları göstereceğim taktiklerini göstereceğim ve basınç konusunu Tam kapsamlı bir şekilde işleyeceğiz ve aynı zamanda tekrar edeceğiz daha doğrusu madde ve endüstriden de periyodik sistem, fiziksel ve kimyasal değişimler, e, kimyasal tepkime hemen sana bir soru hemen hızlı bir soru e, hemen söyle bakalım bana alüminyumun sembolü nedir? Ale Harikasın doğru bravo diyorum ale bravo diyorum mesela bir tane daha sorayım hidrojenin sembolü nedir? He Harikasın peki helyumun sembolü nedir? He, he hocam Harikasın bravo diyorum sana gerçekten de süper bir şey tabi bunları ezberlememiz gerekmiyor ama helyumun He olduğunu, hidrojenin HE olduğunu bilmen büyük avantaj tabii ki. Ve burada da periyodik sistemde metaller, ametaller, yarı metal, bunların hepsine bakacağız. Fiziksel kimyasal değişimler ve kimyasal tepkimeler çok önemli burada. Asitler ve bazlar önemli. Madde ve ısıya giriş yapıyoruz ve bunun özetini yapıyoruz, tekrarını yapıyoruz ve Türkiye'de kimya endüstrisiyle bu işi bitireceğiz. Hatta bunun aslında son kısmı ikinci döneme de kayıyor. Onu da söylemek istiyorum ama genel olarak bütün ünitelerimizden sorumlu olacak şekilde bugün senle beraber basın iç ve madde ve endüstriyi işleyeceğiz. Sonuç elemeyim. Buradan Çıkan soruları inceledik. 2023'e baktık. 2022'ye baktık. Sayısal bölümlere baktık. 2021 ve 2020'ye baktığımız zaman Tonguç Elan buradan çıkan soru analizini yaptığımız zaman tabii ki 2020 ve 2023'te pandemi ve deprem senesi olduğu için birazcık daha fazla soru gelmişti. Çünkü sadece birinci dönem konuları vardı. Burada ortalamada 3 tane sorusu var diyebiliriz. Bu konunun önemli bir konu. Katı basıncından bir soru garanti geliyor. Bazen 2 tane geliyor. Katı basıncından bir tane, sıvı basıncından bir tane. Bir tane de günlük yaşamdan soru gelse veya gaz basıncından soru gelse zaten 3 tane soru ediyor diyoruz. Madde ve enerjiye baktığımız zaman Tonguç'um çok geniş bir ünite. Hatta burada az soru gelmesinin sebebi de aslında bu senelerde ilk yarısını aslında. Yani e, madde mühendisliğinin bir kısmını işliyorduk. Bir kısmını ikinci döneme bırakıyorduk. Şimdi artık Birleşik onu sadece birinci dönem konusu yaptılar. Bütün hepsini neredeyse. Dolayısıyla daha fazla soru geleceğine eminiz. Yani buradan da beş tane soru geleceğini biliyoruz Tomuç benim. Bey. Yirmi sorunun neredeyse sekizini tamamlayacağız. İlk tekrar kampımızda teker teker gün gün ilerlemeye devam ediyoruz. Sonuna yaklaştık artık. Ve biliyorsun çok emek sarf ediyorsun. Sömestr tatilinde yani yarı yıl tatilinde bile çalışıyorsun. Tebrik ediyorum seni. İlk tekrar setimizi kullanıyoruz. Hemen sana ödevlerini vermek istiyorum. İlk tekrar programımızda, ilk tekrar kitabımızda daha doğrusu sayfa 68-87 arasını çözmeni istiyorum. Birazcık fazla geliyor sana ödevler biliyorum evladım benim. Evet hocam çok fazla. Ama olsun bunların hepsi bir amaç için yapıyoruz merak etme. Hemen sana göstermek istiyorum 68 ile 87 arasında zaten testlerimiz bu konuyla bağlantılı basınç testleriyle başlıyoruz katı sıvı gaz basınç hepsi yeni nesil sorular dikkat ettiysen hepsi LGS çıkan kalıplar bunlar hemen söylemek istiyorum 68'den ee, başlıyoruz ma ma basınçtan dört tane testimiz var Madde ve endüstri çok geniş bir konu Olduğu için Tonguç Elan Bey'im Madde ve endüstri konumuzdan da toplam 6 tane testimiz var buraya kadar yaparsan Süper bir şekilde konuları tekrar etmiş olacaksın Ve hadi bakalım o zaman Peki ilk denememizde bu arada hayırlı uğurlu olsun Ana denemelerimizden de ilk denemeyi Çözmeni istiyorum lütfen sayısal ve Sözel de detaylı analizleri buraya yap Tonguç Elan Bey'im buraya yaz Ve ilk denememizde teker teker soruları Dikkatli bir şekilde çöz Burada biliyorsun Tonguç Eren buradaki denemeleri çözerken aslında en dikkat etmen gereken şeylerden bir tanesi burada optik formlarımız var optik formlarımı yırt buradan böyle çek koparlar zaten bunlar e, cırt cırt da bunları yırtıp yanında kodlamaya da alışman gerekiyor bunlar da önemli bir ayrıntı diyorum hadi bakalım o zaman süper bir şekilde dersimiz başlasın. Şimdi katı sıvı gaz çekme üç çeşit basıncımız var. Burayı anladık mı? Anladım hocam. Peki basıncın günlük yaşamdaki uygulamalarına bakacağız birazcık böyle özetler, örnekler vereceğim. Mesela bu ne? Ee, berber dariz. koltuğu. Berber koltuğunun aslında basınçla çalıştığını göstereceğim sana. Hidrolik bir sistemle çalıştığını. Ayağını berberin böyle yapıp da senin gibi e, 180 beni 180 kilo arkadaşımızın tık 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 böyle yukarı doğru çıkmasını sağlıyor. Şimdi katı basıncında çok anahtar noktaları göstereceğim. Fazla uzatmayacağım. Fazla seni yormayacağım. Merak etme. Anahtar noktamız şu. Ağırlık arttıkça basınç artar. Yani hangisinin basıncı daha fazladır? Sağdakinin. İşte bu kadar ya basıncı büyüktür. Bunun küçüktür bundan. Bitti bu kadar. Buradaki basınç buradaki basınçtan daha küçüktür. Neden? Çünkü burada bir P var. Burada iki P var. Bunların oturduğu yüz, e, yüzey alanı ne kadar? Aynı değil mi? Aynı. Aynı olmak şartıyla ama dikkat edelim. Peki burada hangisinin basıncı daha fazla? Aynı tuğlayı bir böyle koydum bir böyle koydum. Bence sağdaki daha sivri sağdaki olduğu için acıtır. Sağdaki daha sivri olduğu için acıtır. O zaman yine sağdakinin basıncı daha Karda fazla. topuklu ayakkabı giyemedim hocam ben. Bu karda giymesini düştüm. Bu arada bu arada burada ki basıncın daha fazla olmasının sebebi yüzey alanının daralması. Bu çok önemli. Topuklu ayakkabıyla sen kumda yürürsen ne olur? Topuklu ayakkabı batar. Neden? Çünkü basınç fazladır. Basıncı arttırırsın ama bütün büyük kamyonlarda mesela şöyle bir arabada e, eyvallah iki tane tekerlek koyduk. Ama sen şöyle bir kamyonsun, eşek kadarsın, tırsın yani böyle bir kaç tane tekerlek koyalım ki bu büyükte bir ağırlık koydun. İşte nükleer araştırma tesislerinden böyle bir... Habul teleskobu. Aynen böyle bir James Webb teleskobu O zaman buraya bir sürü tekerlek koyarsın. Neden peki Tonguç Evladım benim? Çünkü basınç azalsın da asfalta zarar vermesin diye. Çünkü asfaltlarımız değerli diyoruz. Şimdi sıvı basıncına bakalım seninle beraber. Derinliğin sıvı basıncına etkisi. Şimdi derinlikle ve yoğunlukla iki farklı çeşitte değişiyor. Hızlı geçiyorum. Burada Tonguç Evladım çevrenme bir kap olsun içinde su olsun A noktası B noktası C noktasına baktığımız zaman A'nın basıncı en fazla. Çünkü A en, en, derindedir. Derinde olanın basıncı daha fazla unutmayalım. Hatta yüzme yaptığımız zaman mesela dalış yaptığımız zaman kafamızı hiç suyun içine soktuk mu Tomuş Erdoğan? Soktuğumuz hocam Soktuğumuz be. zaman aşağı doğru daldığımız zaman da mutlaka o basıncı hissedersin. Böyle kulakların böyle birazcık tıkanır falan filan. İşte bunu hissetmemizin sebebi derindeki sıvı basıncının daha fazla olması. Çünkü üzerindeki sıvı kütlesi daha fazla gördüğün gibi. Peki geldik yoğunluğun sıvı basıncının etkisi. Burada şöyle D yoğunluklu ve 2D yoğunluklu. Bu arada yoğunluk dediğimiz şey de sınavda sorularda öz kütle olarak verebilirler. İkisi de aynı halttır hiç merak etme. Dolayısıyla D ve 2D dediğimiz zaman hangisi daha yoğun? Sağdaki D, daha iki yoğun. 2D'ye daha yoğun. İşte orada bana, bana bazen şöyle diyor sorularda. İşte P diyor. 2P diyor. Bunlar ne demek? Aslında bu bir tane P demek. Bu iki tane P Bak, Bak bunlar arasındaki farkı bilelim lütfen. Bu D demek. 1D demek. Bu da 2D demek. Hangisi daha fazla? Tabii 2D daha fazla. Bunun yoğunluğu daha fazla olduğu için o zaman bunun basıncı aynı derinlikte. Bak dikkat et. Buranın derinliği ne kadar? Buranın derinliği ne kadar? Ne kadarmış? HH diyelim. İkisinin de derinliği aynı olmak şartıyla. işte buna biz kontrol edilen değişken diyoruz sorularda. Bu aynı diğeri farklı. Diğerine göre basınç sıralaması da tabii ki buradaki buradakinden daha küçüktür. Çünkü bunun yoğunluğu daha fazla diye yorum yapabiliyoruz. sınavda sorularda e, bağımsız değişken ve bak burada hemen söyler misin? Bağımsız değişken nedir? Söyle bakalım. Bağımsız sınavda değişken. Sınavda sorulara çıkıyor bu arada. Bizden istenen. ...hayır, bağımsız değişken dediğimiz şey... ...bizim değiştirdiğimiz zımbırtı. Ha, değiştirdiğimiz Neyi zımbırtı? değiştiriyoruz burada? Derinliği değiştiriyoruz. Buradaki bağımsız değişken, derinlik. Peki, buradaki... ...bağımlı değişken sıvı basıncı... ...buna bağımlı... ...değişken diyoruz. Bu sınav sorusu oldu bu arada. onu. Kontrol edilen değişken... ...yani değişmeyen zımbırtı... ...nedir Kontrol buraya? grubu. Kontrol edilen evet, veya kontrol grubu... ...değişken dediğimiz şey nedir biliyor musun? Kontrol edilen değişken de burada... Sıvı yoğunluğudur sıvı yoğunluğu ikisinde üçünde de aynı çünkü Aynen. üçünde de su var aslında İşte bu tarz sorular geliyor o yüzden lütfen yenisi sorulara bu şekilde bakış açısını geliştirelim diyorum şimdi derin seviyesinden yükseğe çıktıkça açık hava basıncı ne olur hemen bakalım bir kere Torricelli denilen bir adam açık hava basıncını keşfetti mi? Keşfetti. Açık hava basıncını keşfederken civa ile deneyler yaptı ama sonrasında civa yerine e, civayı kullandığı için problemler yaşadı neyse ama civayı 76 santimetre yükseltebildi aslında yani şurası bu arada civa bu civa civa sıvısını 76 santimetre yükseltebildi açık hava basıncı ve buna biz aslında açık hava basıncı diyoruz. Ve bunu yapan bir kap içerisinde ters çevrilmiş bir boru var. Deniz seviyesinden yükseğe çıktıkça da bu basıncın azaldığını gördü. Yani burada deniz seviyesinde 76 santimetre civa yükseltirken deniz seviyesinde ama burada daha az yükselt. Neden? Çünkü yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı azalır. Bu ikiyi çok iyi bileceğiz. Torricelli. Unutmayalım deniz seviyesi ve sıfır derece sıcaklık içerisinde bu değerler geçerli. Bu 76 santimetrede deniz seviyesi ve sıfır derece sıcaklıkta açık hava basıncının değeridir. Açık hava basıncının değeridir diyorum ve süper bir şekilde geçiyorum Pascal prensibi ve hızlı bir şekilde tekrar devam ediyoruz. Şimdi sıvıların basıncı her yöne... aynı yetmesine ne diyor evladım benim? Pascal prensibi. Pascal Numa'yı tanıyor musun? Pascal Numa Beşiktaş'ta uzun yıllar oynadıktan sonra radyolarda dolaşmaya başladı. Boş boş evet. Işler Pascal prensibi dediğimiz şey sıvıların basıncı her yöne aynı iletmesi. Ve bunu yaparken de bazı sistemler özellikle hidrolik sistemler bu prensibe göre çalışıyor. Hidrolik sistem deyince tak Pascal prensibi aklına gelecek sorularda karşına gelebilir. Aman dikkat et diyorum. Şimdi berber koltuğu, itfaiye merdivenleri, işte damperli kamyon. Bunu da ters kaldırmışlar. <laughs> <laughs> Aslında burada damperin olması Adamın gerekiyor. Adamın kamyonun yani normalde mi? şöyle olması gerekiyor. Damperi kamyonu şöyle çizdik. Ondan sonra şuradan bir tane şey çıkacak. Damperi de böyle kalkması gerekiyor, Ama yük aşağı dökülüyor. Ama yük aşağı dökülüyor. Burada ne olacak? Yük Karadeniz'e e, satılacak mı Şöyle <laughs> Karadeniz'de satılıyor evet. Doğru. Buradan kapağı açılıyor bu arada. Dolayısıyla buradan kalkıyor. İşte buradaki sistem var ya Tomuç Ela Bey. Buradaki sistem burada bir tane bıyıklı bir amcamız da olsun burada. Gerçekten de harika oldu. Ve buradaki sistem işte hidrolik sistem ve buradaki sistem sıvıların basıncı iletmesi prensibine göre çalışıyor. Geldik basıncın günlük hayatta ...kullanım soru. A, a, birazcık böyle... ...birazcık baktıktan sonra topuklu ayakkabı falan filan... ...şimdi de geldik yeni nesil sorumuza. Özdeş küplerle hazırlanan, yukarıdaki numaralanmış... E, ...düzeneklerle ilgili aşağıdaki soruları... ...soruluyor demiş. K, L, M, N... ...dört tane şey varmış tamam. Özdeş küplermiş tamam. Buna göre aşağıdaki hangisi... ...sorulan sorulara verilen cevaplardan... ...biri olamaz demiş. Yani yanlış cevap. Hadi bakalım. Cisimlerin ağırlıkları ile ...yere uyguladıkları... ...basınç arasındaki ilişkiyi göstermek için... ...hangi iki düzenek kullanılmalıdır? Ağırlıklar ile, ağırlıklar ile yere uyguladıkları basınç yani ağırlık değişecek, ona göre basınç değişecek. Şimdi, e, ağırlığın farklı olduğu ve yüzey alanının aynı olduğu bir şey bulmam gerekiyor, bu ikisi. Mesela L ve N'yi alırsam Tonguç evren benim, L ve N'yi alırsam, yüzey alanı aynı, ağırlıklar bunda 4, bunda 3, L ve N bizim. Birinci sorumuzun cevabıdır. Bak bu çok önemli. Şu anda sana bağımlı bağımsız değişken sorusu çözüyorum. Aslında yaptığımız şey çok basit. Ne yapıyoruz? Ağırlıkla basıncın değişmesi. Burada dört ağırlık var. Burada üç ağırlık var. Ve buna göre basıncı bunun daha fazla mesela. Cisimlerin kum ile temas eden yüzey alanları ile yere uyguladıkları basınç arasındaki ilişkiyi göstermek için hangi iki üzerine kullanılmalıdır? Bu arada e, bir şeyi daha atladım. Bu ikisi de kullanılabilir birinci sorunun cevabı için. Birinci sorunun cevabı için ee, dur bakayım. Hmm, yok. KVM de kullanılabilir. Neden? Çünkü bak ağırlığı bunun üç, bunun bir değil mi? Yüzey alanları aynı. O zaman birinci sorunun cevabına bu da kullanılabilir. Görüyor O da olur. Üç ağırlık, bir ağırlık. Bunun basıncı daha fazla. Bak bunu söyleyebilirim. Cisimlerin kum ile temas eden yüzey alanları ile yere uyguladıkları basınç arasındaki ilişkiyi göstermek için temas eden yüzey alanı ile basınç arasındaki ilişki. Bakalım. Yüzey alanı basınç... Üç tane, üç tane. Yüzey alanı az, yüzey alanı daha fazla. Yani değdiği alan bu kadar, değdiği alan üç tane. Dolayısıyla bu ikisinde de K ve kullanabilirim. Zaten cevap olarak yokmuş. Tamam. Ee, başka bir şey olabilir mi? Başka bir şey ee, olamaz. Devam ediyorum. Hangi iki düzeneğin yere uyguladığı basınçlar eşittir? Hangi iki düzeneğin yere uyguladığı basınçlar eşittir? Bakalım seninle beraber. Bir kere... E... L ve Hayır. L ve M. Neden biliyor musun? Bak bunun üç basın üç tane ağırlığı var. Üç yüzey alanı var. Bunun bir ağırlığı var, bir yüzey alanı var. Bak birebir üçe üç. Dolayısıyla L ve M'nin basınçları birbirine eşittir. Üçü de burada kullanabiliyorum. K ve açıkta kaldı kusura bakma diyorum. <laughs> Geldik hadi bakalım seninle beraber yepyeni bir sorumuz var. Mert fen bilimleri dersinde proje ödevi için Pascal prensibiyle çalışan yandaki bu arada ya birazcık, bu Mert hep bir şeyler Birazcık oluşuyor. yaklaştıralım. Buna birinci piston demişiz. Bu birazcık çıkmayabilir bu arada. Piston aşağı. Bu da ikinci piston demişiz. Bu da ters bir şey olmuş yani. Birinci piston burada, ikinci piston burada. Pascal prensibiyle çalışan yandaki düzeneyi kuruyor. Bu dönekte piston büyüklüğü farklı olan enjektörler kullanılıyor. Tamam eyvallah. Büyüklükleri farklıymış bu arada. Tamam. Birinci pistona küçük bir kuvvet uygulandığında ikinci piston üzerindeki oyuncak araba yukarı yönde hareket ediyor. Evet zaten Pascal prensibi buna göre çalışıyor. Buraya basıyorsun bu çıkıyor. Bak sadece bir parmağıyla arabayı kaldır. Aa, oyuncak arabaymış zaten tamam bir şey. Bu sistemin çalışmasıyla ilgili <laughs> aşağıdaki herkese doğrudur demiş. Şimdi karton kutunun içine falan filan. Birinci pistona uygulanan kuvvet enjektör içindeki sıvı tarafından eşit büyüklükte ikinci pistona iletir. Bu doğru. Zaten Pascal prensibi e, aslında bunu söylüyor bize. Yani uygulanan kuvvet enjektör içindeki ama... Kuvvet demiyor Pascal prensibi. Bak bunu ne söylemiş? Basınç demesi gerekiyordu. Özür dilerim doğru dedim ama yanlış. Çünkü basınç demesi gerekiyordu. Dolayısıyla birinci ince olan basınç enjektör içindeki sıvı bu tarafına eşit büyükte ikinci püsyon Basıncı iletilmesi prensibi de Pascal prensibi Kuvvetin değil. Dikkat et kuvvet diyor basınç demiyor arkadaşlar. İşte tam bir LGS'de dikkat etası sorusu. Süper bir soru. B. Oyuncak arabanın kaldırılabilmesi için birinci pistonu oyuncak arabanın ağırlığından daha büyük bir kuvvet uygulanmalıdır. Şimdi buradaki birinci piston daha küçük. ikinci piston daha büyük alana sahip. Bir kere büyük alanda büyük kuvvet olmalı. Küçük alanda küçük kuvvet olmalı. Zaten o yüzden bir parmağıyla o arabayı kaldırabiliyor. O yüzden işte burada daha büyük değil birinci pistona daha küçük bir kuvvet uygulanmalıdır. Çünkü buradaki alan daha küçük. O zaman bu da hatalı. Kusura bakma. Çok challenging bir soruydu gerçekten de. Vay 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 diyorum. Bu sistemin çalışmasında sıvıların sıkışma özelliğinden yararlanır. Hayır. Sıvılar sıkıştırılamaz olarak kabul edilir Pascal prensibinde. Enjektörlere falan e, zaman sıvılar sıkıştırılamaz. Hava sıkıştırılabilir ama sıvılar sıkıştırılamaz. Birinci pistona kuvvet uygulandığında oluşan basınç enjektör içindeki sıvı tarafından eşit büyüklükte ikinci pistona işte basıncın iletilme prensibi. İşte Pascal prensibi. Harika diyor sana. Gerçekten bir soruydu bu arada. Zor bir soru. Bunu da söylemek istiyorum. Birazcık mantık yürütme sorusu. Deniz seviyesinden yukarıda çıkıldıkça açık hava basıncı azalır. Eyvallah bunu biliyoruz zaten. Barometre yani hava basıncını ölçmeye yarayan, açık hava basıncını ölçmeye yarayan alet diyoruz barometre. Bu arada anemometre var, higrometre var. Higrometre mesela havadaki nemi ölçmeye yarayan alet falan farklı farklı aletler var. Dinamometre Basıncı ölçüyor. Harika. Bizim Dinamo kitabımızı hatırlıyor musun? O da e, belimizdeki basıncı ölçüyor. Arada ba bağlı reklamı da yapmış olduk. Kullanan sıvının yoğunluğu ile sıvı seviyesi arasında ters orantı vardır. He. Sıvı seviyesi ile kullanan sıvının yoğunluğu arasında ters orantı vardır. Evet doğru. Tamam. Ee, mesela civa koyduğumuz zaman 76 santimetre çıkıyor. Şey koyduğumuz zaman Tonguç Ölen Bey'im. eee nasıl söyleyeyim sana? Su koyduğumuz zaman 10 metre çıkıyor. Acayip bir şey çıkıyor yani. KLM sayıları sıvılarının kullanıldığı barometreler ile farklı noktalarda ölçümler yapılan sıvı seviyeleri eşit oluyor. Allah Allah ne demek bu Allah aşkına? Yani adamlar sıvıyı ölçerken her yerde aynı sonucu buluyorlar. Aynen yani hepsinde 76 76 76 çıkıyor diye düşün. Allah Allah öyle şey olmaz ki yukarı, yukarı çıkacağı ne olması gerekiyor basıncın Tonguç'un Azalması haberin. lazım. Harika. Bak bu çok önemli. Buna göre KLM sıvılarının yoğunlukları aşağı hangisi demiş? Şimdi Tonguç Bey burada normalde olması gereken mesela bu 76 ise bunun kaç olması gerekiyor? 71 olması gerekiyor. Aşar bunun kaç ya? olması gerekiyor? 73 olması gerekiyor. Bak bunun en fazla, bunun daha az bunun en az olması gerekiyor. Mantık bu. Ama arkadaşım ne olmuş? Bunun bas, bunun yüksekliği 76 olmuş. Bunun da 76 olmuş. Ya nasıl olabilir? Demek ki daha az yoğun bir sıvı kullanmışsın. Şimdi bak tekrar söylüyorum. Civa kullandığımız zaman 76 santimetre yükseliyor. Eğer su kullansak açık hava basıncı için su kullansak Tonguç evladım benim 10 buçuk metre civarında yani 1050 santimetre çıkıyor. Yani bak dikkat eder misin? Civanın yoğunluğu, civanın yoğunluğu sana bir örnek veriyorum günlük hayattan. 13,6. 13,4 de bir özür dilerim. E, suyun yoğunluğu ne biliyorsun? Bir. Yani aslında civanın yoğunluğu fazla olduğu için, fazla olduğu için bu kadar çıkıyorsa su daha az yoğunlukta olduğu için çok çok daha fazla yukarı çıkıyor. O yüzden burada yukarı çıkmasının sebebi burada sıvının az yoğunlukta olması. Hepsinin eşit olabilmesi için bunun en az yoğunlukta olması gerekiyor. Bunun daha az, bunun da en fazla olması gerekiyor. K'nin en fazla olduğu yer. 3'te e, M'nin ortada olduğu yer 2D. D bu da zaten D diyoruz. Cevabımızın D seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Zaten sınavda e, bu arada şey test tekniğiyle de bu soruyu yapabildiniz. Bu en aşağıda değil mi? Evet hocam. Sonra bu ortada ya bunun ortada olduğu seçenek. Bu ortada değil. Burada değil. Burada değil ortada. Zaten iki seçeneği indirebiliyorum görüyor musun? Yani hangisinde yoğunluk daha fazladır onu bilmen gerekiyor Tomuç önemli. O da cevabımız D seçeneğidir. Ve hadi bakalım şimdi seninle beraber Oo. eşek kadar bir ünite. Özür dilerim ama bu kelimeyi kullandığım için. Gerçekten eşek kadar eşek bir, ünite. Çok bir çok büyük bir ünite yani. Gerçekten eşek de büyük bir hayvan. Dolayısıyla evet. gerçekten önemli bir... E, Babam bana anladım. eşek kadar olduğunu diyor hocam. Evet tabii ki. İyi neden. bir şey mi söylüyorsunuz? LYS ilk tekrar setimizdeki... Bak burada alt tarafta bal reklamı çıkıyor. Hocam Bravo bal Hemen araya verdim. <laughs> Arkadaşlar bizim birazcık Benim muhabbet anıdım ettiğimizi anıdım görünce <laughs> gerçekten de tebrik ediyorum. Şimdi fazla uzatmıyoruz. Birazcık dinlendik. Motivasyonumuzu kazandık. Şimdi madde ve de aslında... En önemli kısımlar periyodik sistem ilk ana başlık yani buradan yüzde yüz bir soru gelecek. Belki de iki tane soru gelecek. Fiziksel kimyasal değişim değil ama kimyasal tepkimler yüzde yüz soru geliyor. Aynı zamanda asit bazlar yüzde bin trilyon soru geliyor. Öz ısı yüzde beş yüz trilyon soru geliyor. Dolayısıyla bu her birinden alt konuların her birisinden soru geliyor. Hiç merak etme diyorum. Şimdi periyodik sistemde bizim bilmemiz gereken başlıkları bir bakalım seninle beraber bir kere. Periyodik sistem dediğimiz şey, biz elementleri, yani yeryüzündeki maddeleri sıralayabilmek için... Bu arada tekrar söylüyorum, özet yapacağız. Ardından yenisi sorularımız geliyor, challenge'larımız başlıyor, hiç merak etme. Şimdi, elementleri sıralayabilmek ve düzenli gösterebilmek için biz periyodik tabloyu kullanıyoruz. Şöyle bir tablo. Hemen sana bir tane çizeyim zaten. Ben periyodik tablo çizmeyi çok seviyorum. Çünkü evde odamda bütün periyodik tabloları asıldı. Ve bu periyodik tabloda mesela burada gruplarımız var. Bu en üst kısmı mesela. Bizim bilmemiz gereken sorumlu olan olduğumuz kısmı. Bir A grubu, iki A grubu, üç A grubu, dört A grubu. Bak bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bunlardan ya bir sürü soru geliyor. Sekiz A grubu. Ve bunların bizim özellikle de bilmemiz gerekiyor gerçekten. Yani metal mi ametal mi en azından bilmemiz gerekiyor. Şimdi ardından buna birinci periyot. Zaten periyot kavramı oradan geliyor. İkinci periyot. Buradan y dediği bizim fark etmez. Ve burada biz satırlara periyot diyoruz. Sütunlara da grup diyoruz. 1A grubu, 2A grubu, 3A grubu, 4 a grubu. Burada ne diyoruz? Burada ne var Tonguç Erhan Bey'in? B grupları var. B grupları var. Şimdi onları biz bilmemize gerek yok. Ama biz gerçekten de A gruplarını bilmek zorundayız. Ve burada metaller kısmı maviler... ...yani buradaki çoğunlukla metal... ...hep çoğunlukla mavi burası... ...yani şurası da mavi, şurası da mavi... ...şurası da mavi... ...hep metaller var sol tarafta peyodik tablonun... ...yani neredeyse şu hariç... ...bu arada bu, bu pislik yapıyor... göz ...anlatacağım birazdan... ...buranın hepsi mavi tonguç el almıyor... ...ardından burada turuncular geliyor karşımıza... ...turuncular da... ...aslında böyle arada kalmış... E, ...birkaç tane böyle bir ...şey e, var, ülkemizde bor bor olarak çok fazla var sunucular ve gerçekten de burada birkaç tane böyle turuncular var. Geçiş sınır gibi düşün bunları. Bir de sonra Tonguç Bey, morlar, eyvah kalemim yok, ne yapacağım? Eyvah. Bor ne hocam ne o, şu mor sayılmaz e, mı? Yani mor, yani hiç alakası yok neyse bakalım. Yani şuna yakın, e yakın yani. diyor, tamam. Şimdi dolayısıyla buralarda da Tonguç Bey, morlar karşımıza geliyor. Ve burası da aslında mor ama bunları özel olarak biz yeşiller olarak asal gazlar yani soy gazlar olarak bunun diğer bir adını da söylemek istiyorum. Bunları çok iyi bilmemiz Soyluk gerekiyor. Gazı, soy okar. gazlar bunlar 8A grubu hiç kimseyle muhatap bile olmazlar. Gerçekten kıllar ve burada da bir tane çıkıntı var. Bu nedir? Çıkıntı hidrojendir. Hidrojen. Bu kıl bir şey ve her sene sınavlara çıkıyor. Yani böyle bir şey olamaz. Adamlar hep aynı şeyi soruyorlar. Çünkü zaten dünyada en fazla bulunan atom hidrojen. Yani hidrojenin sen dünya, dünya diyorum özür dilerim. Bütün evrende en fazla bulunan atom olduğunu biliyor musun hidrojen? Aa. Hidrojen o kadar önemli ki yani o yüzden hani adamları soruyorlar. Ya yani mazur görmek lazım adamları da. Dolayısıyla hidrojen evrende en fazla bulunan ve tek bir protona sahip atom aslında ve bu çok önemli bir atom. Gerçekten de fazla uzatmayacağım ama e, promosyonunu yapmış olduğum yeterince. Dolayısıyla bir, biz burada hidrojene odaklı gideceğiz. Hidrojen unutmayın soldadır hidrojen. Burayı özellikle yazıyorum. Solda 1A grubunda ama A metaldir. Şimdi biz elementleri gruplarken metal, ametal metal e, ve e, yarı metalliğe grupluyoruz bir soy gazlar aslında ametallerin alt grubu. Yani bu bunun içinde gibi düşünün. asal gazlar bunun içerisinde. Ametaller grubunun içerisinde. Ve şunu unutmayacağız. Solda olmasına rağmen ametal olan tek bir tane atom vardır o da hidrojenleri kesin sınav sorusu. Dolayısıyla bunu gördüğünüz zaman onu kaçırmayacağız. Bir de şurada kıl bir tane helyum var. Bu de, bir de böyle bir helyum pis pis bir helyum var. Aslında iyi bir şey gaz. Gaz olarak bir kullanıyoruz aslında. Bu da 8A grubunda, 8A grubunda ama 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 son yörüngesinde iki tane atom var. Son yörüngesinde iki elektron var özür dilerim. Elektron var. Bu da çok önemli. Bu da sınavda çıkıyor ama bunun kadar değil. Hidrojen kadar çıkmadığını ben söyleyebilirim. Periyot evladım benim. Bak şu satırın hepsi periyot ikinci periyot, üçüncü periyot, dördüncü periyot böyle gidiyor. Grupsa 1A grubu, 2A grubu, 3A grubu, 4A grubu buradaki sütunlar aslında diye düşünebiliriz. Şimdi geldik burada hidrojen ve helyumu söyledik. Burası full metal, burası yarı metal, yarı metallerden lütfen ama lütfen bor ve silisyum bilelim. Ülkemizde bor çok fazla var, silisyum da bilgisayarların yapıldığı, camın yapıldığı çok özel bir madde, silikon e, vadisi falan filan buradan geliyor aslında. Bunlar yarı metaller. Metaller elektriği iletir mi? Evet. Evet. Ee, şey. Hangi haldedir e, işte oda sıcaklığında yani katı sıvı gaz hangi haldedir? Katı. Metaller katıdır. Ama sadece bir tanesi var e, katı değil. Civa. Süpersin. Civa sıvıdır çünkü. Ve termometrelerde kullanırız. A metallerle iletilir. İletilme Tonguç Eren Bey'im. İletmez. Harika. Metaller sert ve parlak mıdır? Evet. A metaller e, kırılgandır, kırılgandır. E, diyeceğiz. Ve metaller katıyken ametaller katı sıvı gaz hepsi olabiliyor kardeşim. Yapacak bir şey yok. Asal gazlara baktığımızda hep gazlardır. Bu acayip önemli. Ve her hergele necmi arsızdır diye aklımıza kazıyacağız. H, R, H, N, helyum, neon ve argon diye üç tane çok temel ...soy gaz var diyorum, fazla uzatmıyorum. Çünkü bundan bir veya iki tane soru geldi, şimdi birazcık uzattım, kusura bakmayın Şimdi fiziksel değişim ve kimyasal değişim'e bakacağız. Maddenin sadece dış görünüşünde olan değişime fiziksel değişim, taneciklerinde olan değişime de kimyasal değişim diyoruz dolayısıyla maddenin iç yapısı değişiyor. Burada iç yapı değişir. Burada maddenin sadece dış özellikleri değişiyor. Mesela demirin paslanması fiziksel mi kimyasal mı? Şimdi demir paslandıktan sonra tekrar aynı haline gelebilir mi? Gelemez. Gelemez. Dolayısıyla demirin paslanması kimyasal, kimyasal değişim. Hatta demirin paslanması demek yanma demek. Yanma reaksiyonlarının hepsi aslında kimyasal değişimdir. Bak mesela işte sallıyorum kağıdın yanması mesela bu kağıt yandı. O zaman nedir bu? Kimyasal, kimyasal. değişimdir. Bu artık eski haline geri dönemez. Yoğurttan ayran yapımı Geriye dönemez. Ve bazı bakteriler tarafından yapıldığı, pardon, yoğurt yok. Yoğurt, bak, ve sütten yoğurt yapımı kimyasaldır. Ama yoğurttan ayran yapımı sadece çırpıyorsun ya Aa, bu fiziksel doğru. değişim. Yani sen yoğurtla ayranın suyu karıştırıyorsun, ayran oluyor. Bak karışım bu. Karışımlar da fizikseldir. Patateslerin doğranması, bak, bak, fiziksel. Bak, bak, fiziksel, böyle küçük parçalar yiyorsun. Dişlerin çürümesi. Kimyasal. Orada o bakteriler dişlerini paramparça ediyor böyle minesine eritiyor. Allah'ım ya Rabbim birazcık dikkat et dişlerine. Sütten yoğurt yapımı. Evet bu i̇şte kimyasal. artık süt yoğurt olduktan sonra artık maddenin iç yapısı değişiyor. O yüzden kimyasal. Yumurtayı kırmak. Kırılma fiziksel. Fiziksel harika. Patatesin kızartılması Kı kızar. Kızartma. Kızartılması. <laughs> kızartılması zart evet kimyasal. Evet harikasın çünkü artık o patatesin yağla kimyasal olarak birleşmesi söz konusu. Zehire dönüşüyor. E, ne alakası var? Kızartmalar anladım. çok tehlikeli dikkat evet. olmalıyız. Yumurtayı açlamak haşlanıyor kimyasal. O da artık böyle katı hale geliyor değil mi? Acayip bunlar önemli. Kimyasal tepkime bakalım mı Tonguç Aram. Bakalım hocam. Hidrojenle oksijen birleşiyor. 14 gram bundan 20 gram bundan toplamda ne kadar su oluşmuş? Bir dakika bunu yanlış yazmışız ya. Bunu doğru düzgün yazalım. 2 gram yazalım buraya. Bu da 16 gram yazalım. Toplamda 18 gram oluşmaz mı? Evet. Ya bunlar çünkü 14-16 tam sağ, şey tam sağlıklı olmuyor değil mi? 2 gram hidrojen girdi. 16 gram oksijen girdi. Toplam 18 gram su çıktı. İşte bu kadar. Buna biz reaksiyona girenler diyoruz. Bak şuna biz reaksiyon oku diyoruz. Reaksiyon oku. Buna biz reaksiyona girenler diyoruz Tomuk Bey. Buna ne diyoruz? Reaksiyon okunun sağ tarafına. Reaksiyondan çıkanlar. Harika. Veya ürünler. Harikasın. İşte burada çok önemli bazı kurallar var. Mutlaka mutlaka e, bunların kütlesi. Girenlerin kütlesi kaç? 2 artı 16 iki Otur... 18. 18 çıkanların kütlesi kaç 18 18, 18 bir tukar. bunlar kütler birbirine eşittir atom cinsleri mavi var mavi var mor var mor var İşte bu atom cinsi aynı atom sayısı burada kaç atom var girenlerde bak ama girenlere bakıyorsun buna sadece bakıyorsun girenlere bakıyorsun toplamda yuh bir iki üç tane boncuk var üç boncuk. tane atom var Burada kaç tane atom var Tonguç Erhan Bey'im? Üç boncuk. Harika. O zaman üç atom, üç atom. Üç atom tane sayısı. boncuk yersek midemizden içinden geçtikten sonra... ...kakamızın üstünde üç tane boncuk buluruz. Hatta evla, buna evla, evla, boncuk iranş, arıyor derler. Evladım. Öyle bir şey var değil mi hocam? İğrençleşme ne yapıyorsun dersek. Hayır girenler çıkanlar rütük hocam. Rütü kapattıracak yemin ediyorum böyle bir şey olmaz. Şimdi bak atom sayısı, atom cinsi ve kütlemiz korunur Tonguç Erhan Bey'im. Harikasın. Ee, evet dolayısıyla bu çok önemli. Atom cinsi, atom sayısı ve korunur da demek peki? Yani aynı kalır. Evet, değişmez, aynı kalır. Yani burada hiçbir değişiklik olmaz. Ee, kimyasal kimyasal tepkimelerde maddenin özellikleri değişir. Hemen sana şöyle söyleyeyim. Bu patlayıcı bir madde. Hidrojen, hidrojenli arabaların çıkamamasının sebebi zaten tehlikeli olması. Hidrojenle çalışan arabalar var normalde. Ee, egzozundan su çıkıyor. Yani hidrojenle havadaki oksijeni birleştiriyor. Nitro. Ama arabalar o kadar tehlikeli ki çünkü hidrojen patlayıcı bir madde. Ama mesela oksijen de yanıcı bir madde. Neden mesela e, oksijen şey e, yangın tüplerinin içinde ne var biliyor musun? Karbondioksit var. Oksijeni bitirmek için. Çünkü oksijeni bitirirsen onu kaplarsan oradaki yangın sönüyor. Dolayısıyla oksijeni bitir, Oksijen yanıcı olduğunu oradan anlayabilirsin. Su ne peki evladım benim? Söndürücü madde. Dolayısıyla buradan şunu söylüyorsun. Ya kardeşim Mucize. Patlayıcı ile yanıcı birleşip nasıl söndürüyor? İşte bu kimyasal tepkimede oluşan maddelerin cinsi değişiyor, yapısı değişiyor ve e, özellikleri değişiyor. Yani şunun özellikleri, şunun özellikleri aynı mı? Değil. Bu çok önemli. Özelliklerini kaybederler aşırı önemli diyoruz. Sınavda çıktığı için çok uzay, üzerine durdum. Hemen geçtim. Şimdi asitler bazlara bakalım. Bir kere asitler ve bazlar maddeleri biz asidik mi basidik mi olarak ayırabiliriz. Basidik. Mesela örnek. Ne basidik mi? Asidik mi <laughs> Bazik diyorum. Neyse tamam. Şimdi domates asidik mi bazik mi? Bence asidik. Sencesi yok. Bak burada domatesi <laughs> görüyorsun. Burada dörtmüş e, ph'ı. pH dediğimiz bir çizelge var. pH çizelgesi hidrojenlik çizelge. Hidrojen kuvveti demek aslında. Dörtmüş Tonguç evladım benim. Dolayısıyla... Potansiyel hidrojen demek aslında bu. Burada dört demek, yediden küçük olduğu için asit demek. Bak şunu unutma. Eğer biz periodi, e, pH tablosuna bakıyorsak, yedi bizim için nedir biliyor musun? Yedi bizim için nötrdür. Saf su mesela nötrdür. Bak çok önemli. Saf su nötrdür ve e, yedi nötrdür bizim için. Ama Yediden önceki maddeler limon, mide asidi, hidroklorik asit yani tuz ruhu, sirke, domates, muz, süt bunların hepsi nedir Tonguç Eren Bey'im? Asittir. Yani sol taraf, sol taraf yani şuradan şuraya kadar hepsi asittir. Sağ taraf nedir Tonguç Eren Bey'im? Baz. Harika ötesi bir öğrencisin gerçekten de. Sağ tarafta bazdır. Yani e, diş macunu, karbonat, brokoli, sabun, çamaşır suyu, temizleyici, sodyum hidroksit, Sut kostik de diyebiliyoruz. Ve dikkat et, hep çoğunlukla temizlik malzemeleri görebiliyor musun? Burada çoğunlukla meyve sebze. Annelerimiz artık bazoh oluyorlar değil mi? Harika. Bak ben şunu görünce e, zaten asit deyince aklıma limon getiriyorum ve meyve sebze aklıma getiriyorum. Burada ise sabun getiriyorum Tomurcuk abi. Baz deyince de sabun getiriyorum. Yani temizlik malzemeleri aklıma getiriyorum. Asitlerin tatları ekşi, limon da öyle. Bazların tatları acı. Şimdi eli yakıyor asitler ama kuvvetli asitler tabii limon yakmayabilir ama eli yakar normal asitler. Ele kayganlık hissi verirler eee bazlar. Sabun elimize kayganlık verir. Sabun gibi. mesela aynen. E, veya dilimizi yakar değil mi limonda? Öyle düşün. Sulu çözeltine hidrojen artı iyonu verirler asitler. Bu suca da OH eksi iyonu verirler. Zaten ben bak asitleri sana yazayım. HCl HNO3 ve h 2 so oluyor. Başlarında hep H vardır asitlerin. Birkaç tane dışında. Bazı istisnalar var. Ama asitler deyince hasit aklımıza gelecek. Zaten e, şey olunca da öyle diyoruz. Bazı deyince, deyince, deyince evet. Ne diyorsun? Yani, Na o. Saçmalama. Na o. Ondan sonra ko. Ondan sonra e, ca o. oh falan filan. Yani iki defa. Sabunla elimizi yıkayınca oh, e, çok Aynen. şey diyoruz. Aynen. Dolayısıyla bunların hepsi de bazoh. Diye oh be elimizi yıkadık tertemiz oh be mis gibi temiziz diyoruz şimdi dolayısıyla bak başlarında H var başlarında OH var İşte bunlar suya atılınca ayrılıyor OH eksi ve H artı yoluna dönüşüyor su çözeltide elektriği iletiyor bunu da iletiyor hiçbir şey yok dolayısıyla şimdi tuz ruhu hidroklorik asit e, nitrik asit kezzap e, zaç yağı sülfürik asit bunların özel adları var veya sodyum hidroksit potasyum hidroksit, kalsiyum hidroksit, bunların diğer adı süt kostik, potas kostik, ondan sonra işte sönmüş kireç bunlara ad veriyoruz. Ve şunu da söyleyeyim sana. Kolon içinde gaz var ya karbondioksit. İşte evet. mesela bu bir asit. Veya işte farklı farklı NH3 var ya NH3. Bu evet. çok önemli bu arada. Amonyak bu bir baz mesela. Ama sonunda oh yok görüyor musun? Böyle kıllar da var onu da söylemek istiyorum. Şimdi geldik öz ısıya artık bitirdik asit pazarı. Zaten sınavda yüzde yüz soru gelecekti. Şimdi öz ısı kavramına bakalım. Bir maddenin bir gramının sıcaklığını bir derece artırmak için verilmesi gereken ısıya nedir? Öz ısı. Öz i̇şte böyle bir tanımı var. Yani bir maddenin bir gramının sıcaklığını bir santigrat derece arttırabilmek için... ...arttırabilmek için hatta şöyle de çizelim artı böyle yukarıya doğru çıkartabilmek için... ...gerekli olan ısı bizim için öz ısıdır. İşte bu kavramı çok iyi bileceğiz. Peki mesela 100 mililitre su var. 100 mililitre su var Tonguç Eren Pardon. evet yok farklı sıvılar olsun. Mesela buna ne diyelim... X sıvısı, Y sıvısı. Mesela bunun rengini farklı yapalım, bunu mor yapalım, Tonguç heralım benim. Mor yaptım. Bunu da mavi yaptım, tamam mı? Şimdi Tonguç heralım benim. X sıvısı, Y sıvısı farklı sıvılar var. Şimdi Tonguç, bakar mısın? Bunlar 30 derecede. İlk durum bu. Yani başlangıçta bu haldeydik. Bak, bu çok önemli bir deney bu arada. Bu sınav sorusu olabilir. Başlangıçta ikisi de 30 dereceydi. Yani bize sınavda sorularda şöyle verir. İlk sıcaklıkları X sıcaklıkları eşit der sınavda sorularda. 30 derece, 30 Evet görebiliyorum. Süpersin. Miktarları aynı miktarda der sınavda. Aynı miktarda iki tane sıvı var. 100 mililitre, 100 mililitre. X ve Y sıvıları. Farklı bir cinsi bunlar. Ama farklı cinsler. Tamam. Bunları bir analiz yapıyorum. Sonra ne yapmış adam? Isıtmış Tonguç Elan Ve bunu ne demiş? Bak bu da çok önemli bir kavram. Sınavda da bu verilir özdeş ısıtıcılarla özdeş eşit süre bunu söylediyse adam bize zaten şu demek. Bu aslında şunun Türkçe meali aslında eşit ısı verilmiş demek. Eşit ısı verilmiş demektir. Bu çok önemli bir kavram. Sen bunlara eşit ısı veriyorsun. Bu 30 derece, bu 30 derece. Bu da 100 metre. Yani her şeyler aynı. Ama Tonguç benim, son durumda yani sonda ne olmuş Allah aşkına? Bu 40 derece olmuş. 30'dan 40'a çıkmış. Bu 30'dan 80'e çıkmış. Ya burada bir gariplik yok mu? Skandal, saçmalık. Hangisi daha fazla artmış Tonguç Erhan Bey? Sağdaki. Sağdaki. Y daha fazla artmış. Yani Y 50 derece artmış. Bu kaç derece artmış Tonguç Erhan Bey'im? 10, 10 derece ederim. artmış. Şimdi bak burada bir anormallik var kardeşim. Yani bu niye 50 derece artıyor? Aynı ısıyı verdim. E aynı miktarlar. Ya e aynı ilk sıcaklık. E o zaman burada bir anormallik var. İşte öz ısısı bak bunu notunu yazıyorum. Bu çok çok önemli. Burada aslında anahtar kime yazıyorum. Öz ısısı fazla olan fazla olan geç ısınır veya zor ısınır zor soğur. Bu çok kadar. İşte bu kadar. Yani öz ısısı az olan peki kolay ısınır kolay soru. bir Mesela burada hangisi kolay ısınmış? 50 derece artmış yahu. Of. Bu daha kolay ısınmış. O zaman bu kolay ısınmış, bu da zor ısınmış değil mi? İşte zor ısınanın öz ısısı C diyoruz, küçük harfle gösteriyoruz. Büyüktür Diğerinden diyoruz. İşte sınav sorusudur bu arada onu söylemek istiyorum. Çok basit demiş gerçekten de. Yeni nesil bir sorumuz var. Şimdi şekildeki tabloda sembolüyle gösterilen bazı elementlerin grup numaraları verilmiştir. Tamam eyvallah. Grup ve periyot numaraları verilen elementlerin özelliklerini öğrenciler aşağıdaki gibi söylüyor. Efe, Zeynep, Enes, Sevim. Tamam. Buna göre öğrencilerin söylediği ifadelerin doğru değerlendirilmiş hali hangisi? Tamam. Efe demiş ki, yuvarlak elementi, yuvarlak elementi tel ve lev haline getirilemez. Şimdi bir kere, biz bu elementlerin nerede olduğunu bir anlamaya çalışalım mı seninle beraber? Çalışalım bir hocam. Bir kere 2A grubunda, ya 2A grubunda hep metal var, hep metal var. Şimdi bak dikkat et hemen periyodik tablo çizeyim, çizeyim sana. Böyle. Hop 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 Böyle çizdik tamam mı? Şimdi burası 1A grubu. Burası 2A grubu. 3A, 7A'ya kadar gidiyor. Bir de 8A var burada. Tamam eyvallah. Şimdi bak dikkat et. Burada bir kıllık var. Onun dışındakilerin hepsi yani buranın hepsi metal. Hepsi metal. Dolayısıyla 2A grubunda kesinlikle metal var. O zaman bunun metal olduğunu söyleyebilirim. Geldik. 6A grubunda. Üçüncü periyotta 6A grubu. 6A grubunda ne var Tonguç benim? Tabii ki ametal var. Dolayısıyla bunun ametal olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi zaten bak 1, 2, 3 pardon 1, 2 grupları aslında 3'te belli bir miktarda var ama çoğunlukla metal. Burada bir tane kıllık var. Burada da bir tane kıllık var. Bor var mesela hatırlıyorsun. Bu da turuncu çizelim ki aklımızın bir köşesi. Bunlar kıllar. Normalde 1, 2, 3 hep metaldir. Peki geldik. 7A ee, grubunda 7A grubu A metaldir. Bitti bu kadar. Fazla uzatmaya gerek yok. 8A grubu o zaman soy gazdır. Bitti uzatmaya gerek yok. Şimdi soy gaz aslında A metaldir aynı zamanda ama soy gazdır diyorum. Şimdi geldik. Yuvarlak elementi tel ve lev haline getirilemez. Ya kardeşim metal tel ve lev haline getirilemez olur mu? Yanlış. Bunu yanlış söylemiş. Skandal. O zaman skandal gerçekten de. Geldik Zeynep. Yıldız elementi ısı ve elektriği iletir. Şimdi yıldız elementi ametaldi ve elektriği ki. Metaller iletirdi. A metalleri iletmezdi. Bu yanlış. Yine skandal. Böyle bir şey olmaz. Üçgen elementi üçgen elementi kırılgan olguları işlenemez. Şimdi ametaller metaller kırılgandır. Doğru işlenemez. Doğru. süper Ama metaller kırılgan değildir. E, tel ve lev haline getirilebilirler. O başka bir şey. Ters özellik. Kare atom numarası en küçüktür. Şimdi bir kere hayda. Şimdi bakıyorum. 8A birinci periyot. Şimdi Periyot numarası ne kadar azsa çünkü şöyle atom numarası şöyle gidiyor. Bir periyodik tablonun şurasını çizeyim sana. Anlam anlaman için yapıyorum. Bak böyle yapıyorum. Hop Siz hop çok hop seviyorsunuz hocam periyodik tablo çizmeyi. Evet. Şöyle ben, sen de öğrenebilsin burada. Bunun atom numarası 1'dir. Bunun atom numarası 2'dir. Bunun atom numarası 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 yani böyle Türkçe okur gibi bununla o ilk periyodu okuyorsun, ikinci periyodu okuyorsun, üçüncü periyodu okuyorsun. Şimdi bak 8A birinci periyot yani buradan bahsediyor. Atom numarası 2 ya bunun. Küçük, düzük kadar. Müthiş. Evet gerçekten de en küçük. O yüzden cevabımızın C seçeneği olduğunu söylüyoruz. Bu arada bu helyumdur ha. Yani şuradaki atomun adı helyumdur. Onu da aklımıza kalsın. Ve geldik hep yeni bir sorumuza. Fiziksel değişimde modellerin molekül yapısı kurulurken... Modellerin demişiz. Özür dilerim ben de beynim yandı maddelerin molekül yapısı korunurken kimyasal değişim... Kimyasal yanma yaşanmış değil mi hocam orada? Aynen. Molekül yapısı değişir ve yeni molekül oluşur demiş. Fiziksel değişimde maddelerin molekül yapısı aynı kalıyor. Korunu ne demekti? De? Aynı, aynı, kalır demekti. De. Değişmez demek. Tamam. Kimyasal değişimde yeni molekül oluşur. Tamam eyvallah. Şekil bir de tanecik modeli verilen maddenin bulunduğu kaba başka bir madde ilave edilmiştir. ilave İlave sonrasında Kaptaki tanecik modeli şekilde 2'deki gibi olmuştur. Hayda bakar mısın do Ceemi Burada molekül yapısı nasıl böyle değil mi? turuncu ile mavi birleşmiş. Bunlar çift halinde. Sonra yeni bir madde geldi ne olmuş? Turuncular maviden ayrılmış. Aynen. yani yeni bir madde oluşmuş bak molekül yapısı Fiziksel değişimde korunuyordu ama burada korunmuş mu? Hayır değişmiş ya buradaki bu molekül artık yok. Aynı kalmamış işte zaten bize tüyosunu vermiş burada. Demek ki burada olan değişimin adı kimyasal değişim. Kapta kimyasal değişim gerçekleşmiştir bu doğru. Gaz çıkışı gerçekleşmiş olabilir. Özellikle kimyasal değişimlerde gaz çıkışı, ısınma, e, aynı zamanda renk değişimi bunlar çok önemli. Bu arada onları da yazayım sınavda çıktı çünkü daha önceden bir LGS sınavında. Renk değişimi, ondan sonra e, ısınma... Ee, aynı zamanda gaz çıkışı bunlar kimyasal tepkimelerin böyle anlaması anlaşılması için çok gerekli e, şeylerdir. Madde özellikle evet bu olabilir o yüzden yani çünkü burada kimyasal değişim yok mu? Var. Süper. Madde özelliklerini kaybetmiş. Evet yani şu artık böyle bir madde yok ki burada var mı böyle bir madde? Yok. Değişik farklı maddeler var. Ya. Mesela bu yanıcı bu söndürücü mesela sallıyorum. Dolayısıyla evet özelliklerini kaybetti çünkü kimyasal değişimde maddeler ...özelliklerini kaybeder. Evet. Bu çok önemli. Şekerin suda çözülmesine benzer bir olay... ...gerçekleşmiştir. Yanlış. Şekerin suda çözülmesi Tonguç evladım... ...benim fiziksel... ...değişimdir. Yani bak... ...karıştırma. Bak fiziksel değişim... deyince aklımıza neler gelecek? Karıştırma... ...karışım... ...aynı zamanda erime... ...donma... Ee, ...buharlaşma... ...buharlaşma... Ondan sonra yoğuşma... ...yani hal değişimleri kırılma, bilmem kopma bilmem ne falan filan camın kırılması fiziksel değişim. Ben aman dikkat ediyorum. Cevabımız D seçeneğinde siz sorumuz var. Yepyeni bir sorumuz. K ve L çözeltileri aşağıdaki bilgiler veriliyor demiş. K çözeltisinde hidrojen iyonlarının sayısı OH iyonlarının sayısı OH diyorum ya. OH iyonlarının sayısından fazladır. O zaman K çözeltisi için hemen cecik asit diyebilirim. Çünkü asitlerde H iyonu daha fazladır. Bunu unutmayalım. L çözeltisinde OH iyonlarının sayısı H artı sayısından azdır. Pardon fazla demiş. O zaman bu da L'de de baz özelliği gösteriyor diyebiliriz. Yani zaten hasitti. Bu da baz oldu Hatırlıyor musun? Bunları çok iyi bileceğiz. Şimdi o zaman hemen e, K çözeltisi için asit diyor muyum? Evet. Buna asit diyorum. Buna da baz diyorum. Süpersin. Harikasın. Buna göre K çözeltisi hangisi süremez? Su çözeltisi elektrik iletir. İkisi de iletir. İletir. İkisi de iletir kardeşim. Yani asit de bazı da iletir. Tamam. L çözeltisinin camı iletir. Şimdi bazların ...bazıların, çok güzel bir örnek oldu... ...camı aşındırıcı... ...aynı zamanda... ...porseleni aşındırıcı... ...porselen ve camı aşındırır... ...tamam mı? Aşındırıcı etkisi vardır. Ne demek aşındırıcı? Mesela sen... E, ...bulaşık deterjanları... ...bazik olduklarından dolayı... ...ne yapar? E, bardakların... Sor, ...aşındırır. Yani aslında... ...sarartır. Ama... ...asitlerde ise... ...et, mermer gibi... ...yüzeylere... Ete, mermere e, etki eder. Ne demek bu? Aşındırır değil mi? Hatta asitleri böyle her yere dökemezsin. Leş, cemaat. Evet doğru. Çünkü bazdır kendisi. Keçilerse ele kayganlık hissi. Yanlış patladın çünkü asit ele kayganlık hissi vermez. Baz ele kaygınlık hissi vermez. Çünkü baz sabundur değil mi? Evet hocam. Asit nedir? Hemen ne aklınıza gelecekti asit, asit. deyince. Sabun. Limon. Limon harika ötesi gerçekten olağanüstü bir sekiz köşeli. Hemen aklıma greyfurt ya da mandalina evet. geldi elit olduğum için ama sonra limon daha evet. Basit. L çözeltisinde saf su eklendiğinde çözeltinin pH değeri. Azalır. Ne alakası var? Orada öyle yazıyor. Evet. <laughs> <laughs> tamam. Şimdi L çözeltine saf L çözeltisi baz değil miydi? Evet. O zaman e, pH'i kaçtır? P kaç civarındadır? 7 ile 14 arasında bir yer. Mesela 10 diyelim. Sen su eklediğin zaman su su nedir aslında saf su yedidir değil mi? Yedi evet. ile onu karıştırırsan ne olur? Arada bir yerde düşer. O yüzden 10 aşağı doğru mesela 8'e gelir. Yani Dolayısıyla azalır. Azalır doğru. Bir, bu zor bir soru bu arada. Yani zor zor bir mesela iş. ben asitle bazı karıştırırsam ne olur? Nötr olur değil mi? Bak nötr olur. Hatta tuz artı su oluşur. Dolayısıyla bak bunun pH'i diyelim 0 ile 7 arasında. Bunun 7 ile 14 arasında. O zaman bunun pH ne oldu? 7 oldu değil mi? Dolayısıyla ikisini karıştırdığın zaman arada bir şey çıkıyor. Unutmayalım. Mesela 10 pH'li bir şeyle 14 pH'li bir şey karıştırırsan olur? 12 çıkar. Bak unutma. Bunlar çok önemli. Bunlar da kıl sorularla karşılaştırırken. Tonguç fen bilimleri dersinde arkadaşlarımız öz ısının sıcaklık değişimine etkisini anlatmak için şekildeki düzenekleri hazırlıyor. Birinci kap, ikinci kap. 200 gram, 200 gram. Ya her şey aynı. Ama dikkat et. Ooo! Burada bir tane ısıtıcı var, burada iki tane ısıtıcı var. Hangisi daha fazla ısınır? Sağ taraf. Evet çünkü burada iki tane ısıtıcı var. Burada daha fazla, daha fazla... İki tane mangal var. Isı burada gerçekleşir. Burada daha az ısı vardı. Tamam yolu. Şimdi diyor ki... Öz ısının sıcaklık değişimine etkisini alıyor. Bu da Tonguç Hazreti Düzenekler. Hangisi doğru demiş? Tonguç Hazır Düzenekler seçtiği konuyu yapmak için yeterlidir. Şimdi Tonguç Hazreti Burada ben aslında farklı olan şey ne burada? E, ee, Isıcının sayısı. O zaman burada ısının aslında sıcaklığın değişimine etkisi anlatı anlaşılabilir. Neden? Çünkü burada verilen ısı daha fazla. Burada fazla ısı veriyorum. Burada ise az ısı veriyorum. Burada fazla ısı verince mi sıcaklık daha fazla artır, Burada mı daha fazla artar? Sağ tarafta hocam. Çünkü fazla ısı veriyoruz kardeşim. O zaman ısının sıcaklık değişimini etkisizleseydi... ...olurdu. Ama öz ısının dediği için... ...maddelerin farklı olması gerekiyor. Ya öz ısı... ...öz ısı dediğimiz şey... ...madde cinsine bağlı. Madde cinsine bağlı. Maddeler aynı olursa... İster bir sürahi su olsun, böyle eşek kadar, ister bir bardak su olsun, bu ikisinin de öz ısıları birbirine aynıdır. Çünkü ikisi de su, tonguç öyle dedi benim. Bu çok önemli bir ayrıntı. Çok çok önemli bir ayrıntı. Bak, bu kadar eşek kadar sürahinin öz ısısıyla bir bardak suyun öz ısısı aynıdır. Çünkü neden? Çünkü ikisi de su. Bitti bu kadar. O zaman bu yeterli değil. Kusura bakma. Tonguç üçüncü bir kaba 100 gram su doldurarak bir ısıcı ile aynı sürede ısınır. Hayır yanlış. Farklı Sandal. sıvı lazım bana. Öz ısının etkisini araştırmak istiyorum. Farklı sıvı lazım bana. İkinci kaptaki suyun yarısını boşaltıp ısıyan bir renklerde çıkalım. Yanlış. Farklı miktar değil, farklı sıvı lazım. Bakalım. İkinci kaptaki su yerine 200 gram alkol doldurup al bakalım sana. Bir alkol, bir de ne var Tonguç evladım benim? Su var. Olabilir. Bir de ısıtıcı sayısını bire düşürmeli. Bu arada bile yazmışız. Çok özür dilerim. Onu ben görmemiştim. Bire düşürmelidir. Evet doğru. İkinci kaptaki bunu iptal ettin. Aynı ısılar e, farklı sıvılar. İşte öz ısının etkisini açtı. Cevabımız D seçenek bir sonraki dersimizde. Görüşmek üzere. Ödülü soru yapın. Yorumlara yollayayım bakalım. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.